Öncelikle geçmiş olsun diyerek başlayalım. Şampiyonun 3. ayağında Hollanda'da kötü bir kaza geçirdin. Nedir durumun, öğrenebilirim? Biliyorsunuz kaza yaptık. Başka bir yarışçı bize çarptı. Ondan dolayı sakatlık geçirdik. Tabii sanırım önümüzdeki hafta Barcelona yarışına giremeyeceğim ama ondan sonraki şanslı olduğumuz zaman bir ay boşluk var. Yani ondan sonraki İtalya yarışına büyük bir ihtimal yetişeceğim. Tabii o zamana kadar bayağı fizik tedavi. Ne zaman hazır olursak bir daha motor üstüne antrenmana başlamak istiyoruz. Ama tabii onun için de birazcık zamana ihtiyacımız var. İnşallah dilediğimiz gibi bir iyileşme gerçekleştirebilirsek önümüzdeki ay tekrar yarışlara dönebileceğiz. Geçen sezon senin için çok iyi geçmişti aslında. Bu sezondan beklentilerin ve hedeflerin neler? Yani bu sene aslında dünya şampiyonu olmak istiyorduk. Tabii hala olabilir miyiz? Evet olabiliriz ama birazcık zor şu anda. Çünkü biliyorsunuz birazcık şampiyonaya daha geri düşeceğiz. Yani Barcelona yarışına giremezsek ve son yarışta çarptılar diye. Tabii hiçbir şey bitmiş değil. Geçen yıl da ilk yarışlarda bayağı bir geri kalmıştık. Sonra her şeyi toparladık. Toparlayabilir miyiz? Evet toparlayabiliriz büyük bir ihtimal ama onun için bayağı bir sabır lazım. Sezon çok uzun. İnşallah da toparlayacağız. Toparlarsak da tek hayalimiz dünya şampiyonu olmak. Sezona hazırlanırken antrenman sürecin nasıl geçti? Yani sezona hazırlanırken biliyorsun zaten Sakarya'da her gün devamlı antrenman yapıyoruz. Kenan abiyle olsun, Toprak, Bahattin, Deniz, kardeşim. Devamlı beraber antrenman yapıyoruz ve çok güzel geçti aslında bakarsanız. Çok da güzel hazırlandık. Yani kimsenin elde edemeyeceği imkanlar bizim elimizde var, o yüzden çok şanslıyız. İnşallah da hep böyle devam edecek. Elimizden geleni yapacağız. Gelecek sezonlar için başka planların var mı? Benim düşüncem ilk önce bu yılı bitirdikten sonra önümüzdeki sezonu düşünmek. Çünkü önemli olan şu anda bizim için bu yıl. Önümüzdeki yıla çok bir şeyim yok yani, çok bir bilgim yok. Kenan abi onu konuda her şeyi ayarlar. O yüzden zaten içim rahat. Hiç de acelem de yok önümüzdeki yıl için. Bu yıl benim için şu anda açıkçası önemli. Daha doğrusu şu anda benim için daha önemli. Bir an önce iyileşip bir an önce geri dönmem lazım. O yüzden şu anda ilk önce iyileşmeyi düşünüyorum. Ondan sonra önümüzdeki yıl düşünebilirim.